Babamı kaybettiğimde de ilk kendimi düşünmüştüm. Onsuz ne yapacağım? Acıya nasıl dayanacağım diye. Anneni kaybetmeyeceksin. Anneni kaybetmeyeceksin. İyileşecek. Sonra da senden o lafın hesabını soracak. Bence bunun için korkmalısın. Ben de biraz dinleyeyim. Niye bakıyorsun öyle? Ne oldu? Çok üzgün. Annesinin durumundan kendini sorumlu tutuyor. Yazık işte, suçluluk duyuyor. Artık o kadarı da olsun. Ne oldu Behlül? Bildiğimiz Nihal işte. Kaza mıydı, intihar mı etti? Sürekli bunu düşünüyorum. Senden para istemeye geliyor sandım, çok ağır konuştum. Benle konuştuktan sonra vazgeçti demek. Beni cezalandırmak için de bunu yaptı. Neler düşünüyorsun Bihter? Ondan nefret ettiğimi söyledim. Bir tane bile güzel anımız yok. Düşündüm bulamadım. İnsanın annesini hep öfkeyle, kızgınlıkla hatırlaması ne kötü. İstediği buydu işte. Gittiğinde bile huzursuz etmek. Her şey bitmiş gibi konuşma. Onu suçluyorsun hala. İntihar değil bence. Korkunç bir kaza bu olay. Kendini de anneni de suçlamaktan vazgeç lütfen. Ben hastaneye gidiyorum. Bekle. Üstümü değişeyim, hemen çıkalım. Dedim sana, gazetecilerde dolmuş. İçeri giremezsin şimdi. Firdevs'i görmem lazım Sevil. Belki de Firdevs'i son görüşüm olacak. Söyleme böyle. Kötü oluyorum. Söz verdin Sevil. Onu görmemi sağlayacaksın. Evet, tamam da kızları yanındadır şimdi. Geçirdiği trafik kazası sonucunda şu anda Firdevs Hanım'ın hastaneye kaldırıldı. Biz de şu anda hastanede. Sen bekle burada. Ben çıkıp duruma bakayım. Uygun olunca sana haber veririm. Gelirsin. Tamam, bekliyorum. Sevil Hanım. Alo. İyi günler Bihter Hanım. Ben avukat Ali Candaş. Merhaba Ali Bey. Yeni duydum, inanamadım. Durumu nasıl? Pek iyi değil. Hay Allah, çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Tam bütün dertlerinden kurtuldu. Her şey yoluna girdi derken olacak şey mi bu? Kurtuldu derken neyi kastettiniz anlamadım. Borçlardan kurtulması anlamında. Evin satışı gerçekleşti ya. En büyük kalem ödenmiş oldu. Piyasaya olanlar önemli değil. Nasılsa ödenir bir şekilde.
Annem evi mi sattı? Hilmi Önal'ın yaptığı anlaşmadan haberiniz yok mu yoksa? Hayır. Size söylemedi demek. Ama böyle bir durumda da bilmeniz lazım. Firdevs Hanım borcuna karşılık evi Hilmi Bey'e verdi. İnanmıyorum. Nasıl yaptı bunu? Ne oldu Biter? Annem evi Hilmi Bey'e satmış. Flash diskim bulamıyorum. Gördün mü bir yerde? Hayır. Niye sen de babamlarla gitmedin? Dinleneceğim biraz. Yalnız bırakmasaydın yengeni. Hayır Allah korusun, darılır falan sonra ne yaparsın? Nihal'cim ne oluyor sana? Ne bu haller? Ne varmış halimde? Bak Nihal, trip atma bana. Ne söylemek istiyorsan adam gibi söyle. Sen de Biter Hanım'dan yana oldun işte, sen de. Seni yanına çekmek için annesinin durumundan bile faydalanıyor. Nihal, saçmalıyorsun canım. Gel bakayım ateşini. Çek elini. Nihal. Saçmalamıyorum ben, olanı söylüyorum. Nihal. Üzgün numarasıyla kendini acındırmak için sana yaklaşıyor. Nasıl anlamıyorsun ya? Bak, aklımı almıyor. Biz sen... Bütün gece bir damla gözyaşı dökmedi. Durdu durdu, senin omzunda üzülecek. Nihal. Numara değil de ne bu? Ya sen de aptal gibi inanıyorsun ona, acıyorsun. Sen ne biçim bir kız oldun böyle ya? Ne aksi, ne huysuz bir şey oldun başımıza Nihal. Ya bak, çık dışarı Nihal. Rahat bırak beni. İnsanların acısına saygı göster biraz. Bak çık dedim. Bana bak. Çok fazla oldun artık sen. Uğraşma benimle Behlül, uğraşma git. Git Bihter Hanım'ı teselli et yine, git. Eyvah eyvah. Ya yeter artık. Korktun ondan değil mi? Uğraşamayacağını anladın, onun için yelkenleri suya indirdin. Yeter. Sabrımı taşırma, benim fena olur. Ne oluyor? Kavga var, koşun. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Paranoyak mısın, megaloman mısın anlamadım ben. Ya git dedim, git. Nihal. Git. Nihal. Ne oluyor? Çok bir şey zannediyorsun kendini. Dünya senin etrafında dönmüyor. Bunu ilk önce anlayacaksın, tamam mı? Tamam. Ayrılın, ne yapıyorsunuz siz, çıldırdınız mı? Yani kimsenin başka derdi kalmadı, seninle mi uğraşacak? Bihter Hanım uğraşıyor işte. Ya bak Nihal. Nihal. Yani bu şımarıklıktan başka bir şey değil vallahi. Behlül tamam. Nihal sen çok şımarık bir çocuksun. Ben çocuk değilim. Nihal. Değilim. Nihal. Değil. Nihal. Hadi bakalım bayıl da şimdi görelim. Ya Behlül. Hadi bayıl. Behlül. Çık odamdan tamam. Çık. Bak. Defol. Nihal. Tamam. Nihal'cim bak tamam. Şu haline bak. Şu haline bak. Behlül tamam. Çık dedim, defol. Al. Aptal. Al. Nihal yeter. Çok ayıp ediyorsun. Yalnız kalmak istiyorum lütfen. Yani bencilliğin bu kadar da olmaz artık. Biter Hanım'ı teselli ettim diye kavga çıkardı. Ne o? Beni kendi safına çekecekmiş. Matmazel, ne oluyor bu kıza anlayamıyorum. Neler düşünüyor? Büyüyor Behlül. Nihal büyüme sancıları çekiyor. Aman böyle büyüyecekse hiç büyümesin yani. En çok da sizin onun büyüdüğünü fark etmediğinize üzülüyor. Bütün hırçınlığı bundan. Görün istiyor. Fark etmenizi istiyor. Biliyorsunuz, o içine kapanık bir çocuk. Çok sosyal değil. Bütün dünyası bu ev. Hayat hakkında fikir sahibi değil henüz. Büyüdü artık. Bir genç kız o. Duygularını keşfetmeye başladı. Aradığı heyecanı en yakınında bulması çok normal. Hadi canım yok artık. Yani benim için mi heyecanlanıyor? Yanılmış olabilirim tabii ama... Ben böyle hissediyorum. Benimle bir şey konuşmadı.
Gelip geçici bir şey olduğuna eminim. Bu yaşlarda olur böyle.